Perianal fistül tedavisinde tedavi süreci ya da ameliyat sonrası bakım süreci nasıl olmaktadır? Normalde perianal fistül tedavisinde tabii ki yapılan tedavinin ya da ameliyat şeklinin ya da müdahale şeklinin yaklaşımı çok önemlidir. Özellikle seton dediğimiz ya da fistülektomi dediğimiz ya da fistülotomi dediğimiz ameliyatlarda tabii ki hastanede yatmak gerekir. Bir müdahaleden sonra da eğer seton takıldıysa o bölgenin takip edilmesi gerekir. Çünkü özellikle seton ameliyatından sonra o bölgede reaksiyonlar ya da işte ödemler ya da işte iltihaplanmalar biraz fazla olabilir. Normalde orada yani seton tedavisinde en önemli olan nokta vücudun bir yabancı cisim reaksiyonu gösterip setonu atmaya çalışmasıdır ve dolayısıyla da bu süreç birkaç ayı bulabilir. Bu yönden biraz sıkıntılı bir süreç hastaları beklemektedir. Ama normal şartlarda bizim yaptığımız lazerli fistül tedavilerinde ise hastalar bu dönemi çok daha rahat geçirebilmektedir. Hem de operasyon süresi açısından hem de tedavi sonrası ameliyat bakımı açısından, ameliyat sonrası bakım açısından da daha konforlu bir süreç izlemektedirler. Burada genelde hastalara önerdiğimiz nokta genel olarak o bölgenin temiz ve olabildiğince hastaların kabız ya da ishal kalmamalarını özellikle dikkat etmelerini istiyoruz. Ardından da özellikle bizim yaptığımız tedaviden sonra da hastaları rutin kontrollere muhakkak çağırıyoruz.